Herkese selamlar. Videoya başlamadan önce özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu videoda bir Türk olarak Ermenistan'da geçirdiğim bir haftayı konu edindim. Yani herhangi bir siyasi içerik, niyet veya propaganda olmayacak bu videoda. Bu yüzden bu videoyu sadece dünyayı gezen bir seyyahın Ermenistan'da yaşadıklarını konu edindiği bir video olarak izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü biliyorsunuz bugün Ermenistan'la Azerbaycan arasında gerilim had safhada ve bu yüzden söylediklerimin ve bu videonun başka yerlere çekilmesini istemem. Erivan'da Kont adlı bir bölge denebilir. Yani çok gecekondu stili değil de biraz daha iş şeye dönmüş, sanata dönmüş. İşte street art dedikleri şu şekilde. Bütün sokaklar böyle burada. Oldukça fotojenik. Sonu nereye çıkıyor bilmiyorum. Çok da tekin durmuyor tabii de. Yani sıkıntı da yok ya. Ve buranın sonu aşağı doğru indiği için yanlış yerden girmişim galiba. Evet, şimdi doğru yola girdik. Yaşar mı çalıyor? Yap. Yağmur başlıyor. Hiç beklemiyordum şu an bunu. Hava oldukça güneşliydi ama oldukça renkli bu sokaklar. Yani getto denilebilir mi denilmez mi onu tam çözemedim hala ama çünkü yani şu ana kadar çok insan görmedim. Şu yolun sonunda polis beklediğine göre burası hava karardığında en azından çok da tekin bir yer olmasa gerek. Her zamanki gibi Erivan'da her bir köşede karşımıza çıkan kiliselerden biri. Erivan'da bu çeşmeleri gördüğünüzde her zaman içebiliyorsunuz. Yani su içilebilir ama benim anlamadığım nokta şu ki içerken ağzınız buraya aşağı doğru gidiyor. Yani o ağzınızdan çıkan su tekrar böyle şuraya geliyor. O suyun çıktığı yere. Bilmiyorum, bana böyle bir şey geliyor ya. Pis geliyor yani bu iş. Yani şu musluk niye şöyle akmaz da şöyle ya. Neyse. Taşlar hep aynı renkte. Böyle kum gibi sanki her an dökülecekmiş gibi duruyor hepsi. Ama bir o kadar da güzel yani. Yani bitmiş olamaz şu an burası. Ara sokaklarda devam ediyoruz. Hala konttayız. Değişik bir yer. Hava karardıkça sıkıntı
olmaya başlıyor ama buralar. Sokaklar iyice daralıyor. Şuraya bak ya. Lan kim geçecek buradan ya? İnsan. Sonunda insan. Merhaba. Evet. Big small. Hi. Hello. Is this the right way? We have to. Yeah, okay. There are stairs down. There are stairs down. So this is the way, right? There and then left. Okay, thank you. There are stairs down. Bayağı güzelmiş ya. Şuradan bir köpek çıksa sıkıntı ya. Bu yol indiriyor ama şuradan çıkış vardır umarım. Var ya, çitlit var, oradan atlanır, bir şeyler yapılır. Sovyet işi binalar, camlar, pencereler, kapılar. Oo. Çok kısaca araya gireceğim, bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Bu video savaş ve pandemi dönemi öncesinde çektiğim bir videoydu. Bu videonun hemen arkasından da Azerbaycan videomu paylaşacağım. Şimdiden kanala abone olabilirsiniz ve hemen yandaki bildirimleri açabilirsiniz ki anlık videolara erişebilin. Evet. Look at that mountain there. Yeah, that's another one. I don't know what it's called but. Şu an Ağrı Dağı'nın eteğindeyiz. Ermeniler ve işte yani İngilizce olarak Ararat diyorlar bu dağa. Yani bizde Ağrı Dağı tabi. Görünümü Ermenistan tarafından da oldukça güzel. Yani oldukça görkemli bir dağ. Yani özellikle birazdan ileride görmüş olduğunuz manastırın oraya çıktığımızda yani inanılmaz bir görüntü bizi bekliyor diye düşünüyorum. Şöyle bir bilgi var Ermenistan'la ilgili. Yani devlet olarak Hristiyanlığı resmi olarak kabul etmiş. Dünya üzerindeki ilk ülke. Ya o yüzden ülkenin her tarafı manastır, katedral ve kiliselerle dolu. Bugün şanslıyız. Güneşli bir hava var. Güneşli olmadığında buraya gelmenin hiçbir manası yok dediler zaten. Güneşli, çok az da bir bulut var. Zaten biraz üstünde bir bulut olsun daha böyle mistik duruyor. Snakes, no snakes. Adımları alıyoruz. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Sana geliyoruz manastır. Manastıra vardık. Şuradan da dağlarımızı görebiliriz. Çıkış var mı bilmiyorum yukarıya da. Daha güzel bir görüntü alınabilir. Çıkmaya devam ediyoruz. Kafkaslar'da dağların arasındayız. So hot. It is. Çok da fazla turist yok. Off season'dayız. Yani gerçekten yani bir Fuji Dağı beni bu kadar etkilemişti Japonya'dayken. Bir de burası oldu sanırım. Yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Burası Ağrı Dağı'nın ters tarafı. Bu taraftan diğer tarafı görebiliriz. Şöyle yukarı doğru çıkacağız şimdi. I think this is the path we should follow. This one. Korktuğu için mi buraya gelmemiş? Ben mi yanlış yerdeyim onu anlamadım ama burası yani şu anki ya şu ana kadar gördüm en iyi görüş açısı ya. Üf, İngilizce konuşa konuşa saçma Türkçe kelimeler kullanmaya başladım. Kusura bakmayın. Devam edelim hadi.
Oo, dayılar burada. Evet, bizim gibi çakallar keşfetmiş burayı. Yine çok az ama yine de varmış çakal. Давай, давай, гургенчик, az kaldı. Evet, şu anda arkamda Ağrı Dağı var. Ermenilerin söylemiyle Ararat. İngilizce'de de Ararat olarak geçiyor. Yani inanılmaz bir turist akını var normalde buraya ama şu anda off-season'dayız. O yüzden çok da fazla insan yok ki şu an tam olarak bulunduğum pozisyona da gelen çok insan yok. Şu an aldığım görüntü Ağrı Dağı için yani eşsiz, ya yani inanılmaz bir görüntü şu an. Aşağıdaki görüntüden çok daha. Ya yani onlar kendilerinin olarak iddia ediyor Mount Ararat'ı, yani Ağrı Dağı'nın. Nuh'un gemisi hikayesini herkes duymuştur. Yani oradan, te o zamanlardan kalma söylem bu. Ama bugün de yani hala Ermenilerde böyle bir iddia söz konusu. Yani sokağa indiğinizde insanlarla konuştuğunuzda ya burayla gurur duyuyorlar. Hatta kendi ya bana verdikleri vizenin üzerinde de yani çoğu yerde de ulusal amblemi gibi bir şey yani. Şu gördüğünüz manastır ve şu an tabii görmüyorsunuz. Manastır ve Ağrı Dağı. O yüzden ya bununla gurur duyuyorlar kendi ülkelerinin içinde olmasa bile. Onun dışında söylemem gereken bir şey daha var. Hissettiğim bir şey bu Ermenistan'la ilgili. Geldiğim andan itibaren. Ya insanlarda bir soğukluk olmuyor Türk'üm dediğinizde. Ama şu var. Ne zaman ki nerelisin? Çok fazla sinek var. Hırsız ya. Nerelisin muhabbeti başlıyor. Türkiye'den geldim dediğimde ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yani ya bir tanesi mesela oh, God bless you my brother falan yapıyor. Böyle hani elleri ayakları dolanıyor. Hani ya sert bir şekilde bırakıp gidebiliyor ya da çok daha sıcak davranabiliyor. Bu da bence biraz da nasıl davranacaklarını tam yani saptayamıyorlar o an itibariyle. Biraz şaşırdıklarından dolayıdır diye sanıyorum. Biraz iletişimde sorun yaşıyorsunuz. Ya onu da zaten dünyanın her yerinde nereye gitseniz yaşayabilirsiniz insanlarla. Yani dil problemi yüzünden zaten anlaşamıyor biliyorsunuz. Bazen kaba bile görünebiliyorsunuz. Bazen karşı taraf da size kaba gelebiliyor. Onun dışında girişte ülkeye girerken özellikle Gürcistan için şöyle bir şey diyeceğim. Girerken ve çıkarken pasaportunuz varsa pasaportunuzu kullanın. Yoksa kimlikle girdiğiniz takdirde kimlikle sadece ülkeden çıkarken Türkiye'ye gidebilirsiniz tekrar. Yani buraya ben gelmeye çalıştım ve kimlikle girmiştim Gürcistan'a. İnanılmaz sorun yaşadım. Yarım saate yakın bekletildim kapıda. En son bir oradaki bir görevlinin işte inisiyatifiyle bana damgayı vurdular. O şekilde çıkabildim ama yani bayağı bir sorun oldu. Ermenistan'a girerken de yani bayağı parayla zaten kapıda giriyorsunuz. $6 verip bu da vizenizi alabiliyorsunuz. Yine biraz beklettiler. Biraz sorun yaşadık. Yani gittim sıraya girdim. Baktı adam vizen yok dedi. Biliyorum dedim, o yüzden geldim zaten. Yani vize almak için. Biraz anlaşamadık. Arkada İngilizce bilen başka bir ofisör vardı, onu çağırdı. O geldiğinde işte biraz daha konuşabildik. Vizeyi aldım $6 ve oradan sonra da pek bir sorun yaşamadım yani. Sınırdan sonra Gürcistan sınırını geçtikten sonra girdikten sonra Ermenistan'a 4 saat daha bir yolculuk yapıyorsunuz. Bu marşrutka ile. Marşrutka denilen şey minivanlar, yani ufak işte Mercedes Vito gibi arabalarla geliyorsunuz 6-7 kişi. Buna 40 lira ödüyorsunuz. 40 lira da işte şu an 80 liraya yakın. Bunun dışında Arda ile baş başa bırakın size. Şu anda cascade dedikleri merdivenlere çıktık. İspanyol merdivenlerine benziyor Roma'daki. Ama tabii 20-30 kat daha fazla çıkıyorsunuz. Bayağı yüksekteyiz şu an. Karşıda yani görüyor olmanız gereken normalde Ağrı Dağı var. Bunların Mount Ararat dedikleri. Yani bizim sınırı buradan rahatlıkla normalde görüyorsunuz ama bugün biraz hava bulutlu ve sisli. O yüzden görmek biraz zor. Yani buraya kadar çıktık Ağrı Dağı'nı görelim diye ve hava bulutlu. Yarın bacaklarımız ağrıyacak. Ya biliyordum aslında bulutlu olacağını. Yine de buraya kadar çıktım çünkü bugün son günüm Ermenistan'da. 4-5 gün kadar kalmayı planlıyordum. Yine bir haftaya kadar uzadı. Erivan'da kaldım genellikle. Erivan'ı keşfetmeye çalıştım. Erivan dışında
Bunların Hor Virap dedikleri, o çok eski bir manastırın olduğu bölge var. Oraya gittim. 40 dakikalık bir yolculuk sonunda oraya vardık. Zamanın Ermeni kralının orada tutulduğu ve hapiste yaptığı söyleniyor. Ve oradan Ağrı'dan çok rahat bir şekilde görebiliyordunuz. Yani normalde buradan da görülmesi lazım. Tüm şehri gölgeleyen bir yapısı var Ağrı Dağı'nda. Böyle bir ilginç bir durum var. Onlar için çok önemli Ağrı Dağı. Kendi sınırları içerisinde olmamasına rağmen. Çünkü yani neredeyse tüm Ermenistan'ı gölgeleyen bir yapısı var. Ya burada inerken şimdi şeyi anlatabilirim. Vize prosedürünü Ermenistan'a. Çünkü çok merak edildiğini düşünüyorum. Buraya girerken bile Instagram üzerine attığım birkaç story üzerine çok fazla arkadaşımdan soru geldi vizeyle ilgili. Çünkü ya şöyle bir durum var. Kaldığım hostelde bile, hostelin sahibiyle konuştuğumda benim 4 veya 5. ay içinde gelen ilk Türk olduğumu söyledi. Yani o da şaşırmıştı ve benimle tanışan herkes de şaşırıyor. Yani gerçekten Türk yok. Ben tam tersini bekliyordum. Çok fazla Türk olacağını düşünüyordum. Yani evet, biliyoruz hani aradaki devletler arasındaki gerilimi ama yani insanlar düzeyinde bu kadar da etkilediğini tahmin etmiyordum. Çünkü yani sınırımız yok bir kere. Komşu ülke olmasına rağmen sınırımız kapalı. Bunun önemli bir götürüsü var tabii. Ermenistan'dan daha çok götürüsü var. Çünkü Ermenistan'ın şu anda sadece iki kara sınır geçişi var. Biri Gürcistan'a. Ben zaten oradan geldim. Tiflis'ten Maşrutka, bu minivan dedikleri şeylerle. Ya da aşağı İran'a inmek zorundasınız. Girişte pek bir sorun yaşamama rağmen Ermenistan sınırına geçtik. Yine ben bekletildim ve bizim Maşrutka'daki kimse bekletilmedi. Herkes yine beni bekledi yarım saat boyunca. Ondan sonra burada başka bir yer yokmuş gibi galiba. Neyse, şimdi şey, konsantremi dağıttı ya. İşte bizi biraz bekletti falan, birkaç soru sordu. En son şükürler gibi bir şey dedi işte. Dalgamı geçiyordu, samimi olmaya çalışıyordu. Tek anlayamadım, böyle bir sarkastik bir yaklaşım vardı adamın ama yani sonuç olarak geçtik gittik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Azerbaycan videomu da bu cuma gününe yetiştirmeye çalışacağım. Eğer yetişmezse en geç pazar günü yayınlayacağım. Takipte kalın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz.